Kapı Önü Sohbetleri başlıyor. Önünde bilgisayar var. Evet. Önce şu monitörleri kapat. Özür dilerim. Tamam mı? İş yeri oğlum burası. Şunu da kapatayım. Öncelikle Ali'ye teşekkür ediyoruz. Ali'ye çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir şey değil. Her zaman. Her zaman. Yani. Kaç bölüm podcast çektik? Evet çektik. Bir kere bunu yaptın mı bize? Ali'yi bekledim ben. Ya bak bu bahaneleri bırak oğlum. Evet daha ben. Bu bahaneleri bırak ya. Aylar önce girmeden radyoya bunu hayal ettim. Ya. Niye gülüyorsun oğlum? Sen niye ciddi olamıyorsun? Olamıyorum abi. Niye ciddi olayım? Bir ciddi olacak bir konu mu bu? Bize bölümlerdir gitar telinin sesini dinletmedin ya. Bir nasıl? Kere yapmadın. Var oğlum jingle'larda dinle. Nasıl? Yok. Var yani. Hiç tamam da kardeşim. Jingle demiyorum ya. Bir kere bize böyle giriş yap. Ben sana kaç kere dedim ki şu podcast'e şarkı ekleyelim. Şu podcast'i biraz müzik ekleyelim. Bana yalancı bir adam ya. Bir kere söylemedi böyle bir şey yani. Dedim bu arada. Yani. Dedi gerçekten dedim. Yok, yani dedim gerçekten işte onu yapalım, şunu yapalım. Fikirler sunuyorum. Kendisi yok telifi var bu işin. Yok şey. Var. Kardeşim sen müzisyen değil misin? Kendin yap. Ben onu demiyorum abi. Bizi birazcık hani biraz dinletirdin ya bize. Hani böyle birazcık dinleyicilere olsun, bize olsun. Biraz böyle bir gitar dinletirdin. Yani. Bir şey çal demiyorum ben sana. Aç YouTube kanalında bak dolu. İşte. Boşuna mı çektik o videoları? Ben podcast. Açın izleyin arkadaşlar. Ben podcast üzerine konuşmuştum. Şimdi podcast'te abi başladık. Şu anda yeni bir bölüm kaydediyoruz arkadaşlar. Bu hafta sizleri neler bekliyor? En ufak bir fikrimiz yok. Abicim sen neredesin? Nerede? Ben buradayım. Öncelikle onu anlaşayım. Anlaşalım konuda. Sen anlaş evet. Anlaşayım ben o konuda. Evet. Bir anlaşık önce. Ben buradayım. Sadece biraz şey zamanım yok. Yani zamanım yok derken gerçekten zamanım yok. Bir de burada değildim. Burada mıydım? Burada olsam niye podcast çekmeyelim yani? Var telefonum var. Kayıt sistemin var. Tamam da ben ne yapayım? Yani nasıl bir kurguda bir şey yapalım ya? Uzaktan yapamıyoruz bebeğim evet, biz. Olmadı ya. Bir yani, kere denedik çöp oldu. Biz bunu denedik olmuyor. Yapamıyoruz yani. Bunu anla artık. Hakikaten. Bugün ne konuşacağız? Vallahi. Abi çok sıcak. Bence onu konuşabiliriz ya. Konuşalım. Bir saat konuşurum çünkü sıcak. Ne yapıyorsun sıcaklara? Yere yatıyorum. Çünkü evde klima evet, yok. Evet ben de yere yatıyorum. Zaten yani çok küçük bir yerim var evde yatacak. 1+1 ev olduğu için. Hani koltuğun önüne yatıyorum. Bir tek bu arada sen de kulaklığı takabilirsin. Pamir ne yapıyor sıcaklarda? Abi yazık çocuğa ya. Her tarafı şey oldu. İsirik. Pörçük pörçük. Evet, böyle isirik oldu ya. Değil mi? Evet çok fena oldu. Hiç güzel değil yani. Hiç mutlu değilim o çocuğun o şeyinden. Bir de böyle yapıyor. Kaşınıyor diyor. Artık onu da öğrenmiş. İçim parçalanıyor vallahi. Oo. Kedi ne yapıyor? Kedi... Kedi benimle aynı. Ben kediden gördüm daha doğrusu. Düz mantık var yapıyorsa hayvan. Kedi, bir şey biliyordu. Kedi evin en serin yerinde uyur. Ben gidip banyoda uyumuyorum tabii de sonuçta ama şey o banyoda hep gördüm orada böyle yatıyor. O yüzden ben de abi benimkiler yatak odasının şimdi ben yatıyorum. Mesela duşa giriyorum ya duşa girdik çıktıktan sonra ikisi de tuvaletin önünde bekliyor tamam mı? Sonra odaya gidiyorum ben salona giriyorum falan. Miu 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 ses geliyor. Bir de ikinci çocuğu aldım ya ben. İkinci çocuk da böyle saçma ya. Saçma miuluyor falan resmini koyarsın buraya. Neyse. At bana onu da. Atarım bir hafta sonra atarım. Neyse abi ben duşakabini kapatıyorum duştan sonra. İkisi de banyoya gidip duşakabinin önünde mi yavluyorlar? Hani duşakabini aç biz yatalım açıyorum abi duşakabinin içine girip yatıyorlar suya. Hani kalan su vardır ya. Sonra ikisi de kucağıma bir atlıyor. İkisinin de böyle alt bölgeleri ıslak. Kedilerin bunu yapacağını ben çok düşünmüyordum. Ama yapıyorlar. Klozetin altına yatıyorlar o fayans bölüme. Çünkü her yerde ufak. Evet zaten oraya yatıyor da ben tabii orası olmaz yani bana şimdi o kadar. Sana da olmaz. Bana da olmaz da onu demiyorum ben. Hani fayans görünen bir yer orası var. Hani küçük küçük halılar var falan benim işte banyoda küçük paspaslar var falan. Evi çok büyük de o yüzden bu makaramız. Evet. Evim ya bir git ya. Ya benim evim çok küçük. Var, ya yok mu Ümraniye, Üsküdar, doğru. Beylerbeyi, Çengelköy, kiralık 2+1. Şöyle güzel restoranlarda bazen hani veriyorlar ya normal mendil veriyorlar. Aha, hani işte. Evet. O büyük mesela. Hiç kötü bakma. Oğlum. Küçük evin oğlum. Bak. Hiç kötü bakma. Benimle şu an rencide et ya. Adam benim evimi restoran mendiline benzetti. Evini benzetmedin. Bırak oğlum ya. Evini benzetmedin. Oğlum bak. Daha ne yapacaksın evini ya? Evini benzetmedim. O sığmaz mendil dedi. Mendil büyük dedim. Bak alakası biliyorum. Ben...
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Restoran mendili var ya kanka. O restoran mendiliyle benim evin bütün zeminini silersin. Kendisi de söylüyor. Gerçekten. İki kişi daha kalabilir mi o evde? Yok kanka. Kalamaz. Tek kişilik. Tek kişilik de ben kız arkadaşımla yaşıyorum. Yani yaşıyorum demeyeyim de o arada geliyor. Çoğunlukla kalıyor bende. Okey. İkimiz için çok iyi bir ev. Hani bir arkadaşımız gelince de okey. Ama 4 kişi olduğumuzda evde bir oksijen sorunu çekmeye başlıyoruz. Tamam 3 kişi öp başına koy bu kadar da. Küçük zaten, bir ev değilmiş yani. Ama şöyle şimdi söyleyeyim sana bak. Küçük ya bak bir şey söyleyeyim mi sana? Küçüklüğü çok hani şey değil. Hani gerçekten küçük olması benim için okey. Ama abi bir eve bir banyoya 8 kiloluk çamaşır makinesi koyulduğunda kapı neden kapanmaz a**ım ya? Ya seni yapan müteahhitin a**ım ev gibi ya, anladın? Bak çok gerçekten sinirlendim ya. Kanka Beko'dan geldiler. Bayağı çamaşır makinesi aldım işte. Bir hafta sonra geleceğiz kuruluma dediler falan. O ara böyle kirli biriktiriyorum evde. İşte bir sürü kıyafet kombinleyemiyorum falan. Biri kirli biri temiz. Neyse abi geldiler adamlar. Nereye dediler? Genelde mutfaklara falan oluyor ya çamaşır makinesi. Mutfakta bulaşık gelecek diye koydurmadım. Dedim banyoya nereye olacak? Banyoda yeri var zaten. Abi koyduk. Adam döndü dedi ki kardeşim dedi biz dedi bu sitede dedi geldiğimiz 3. kişisin sen dedi. He o eve de ya o daireye özel bir şey değil bu. Ve dedim sen 3. kişisin sığmayan dedi. Abi 4 kiloluk çamaşır makinesi yeri yapmışlar. Yani 4 kiloluk koyduğunda kapı tam geçiyor böyle. 8'i koyunca kapı yarıda küt diye çamaşır makinesine vuruyor. Benim eve geldiğinde ilk güven kurulu tuvalette kapı açık tuvalete girmek. Allah'tan böyle bir tuş var basıyorsun. Işıkla birlikte fana bağlamışlar onu. Fan da şey pancar motoru gibi böyle atıya böyle dönüyor. Ondan sonra ben laf edince beni rencide ettin. Tamam ev o kadar da küçük değil. Ama ben şimdi evde şey. Senin eve kulla evde seninle birlikte canlı yapmaya çalışmıştık ya bir. Evet evet. O kameranın açısı kaçtı? 0.5 değildi. Hayır kameranın şey derecesi kaçtı pardon. Hani şey yazıyor ya. 130 derece 90 derece. Bilmiyorum ki vallahi yazmıyordu yani bak. Hadi olsun ben büyük konuşayım 120 derece olsun. 120 derecenin imkanı yok sen deli misin? Kameranın yok. Yoktur 120 derecenin nasıl olsun o? Tamam kendisi söyledi. Bütün evi görüyorsun. Kamerada. Görüyorsun. Bütün evi görüyorsun. Yani bak, anladım işte. Bu arada bu anladım. 2010 yapımı Microsoft bir webcam yani. Microsoft'un böyle webcamleri. Yok, yok oğlum yok yok lan. Hani webcam'in üzerinde şey bile yok yani. Webcam bu arada aşırı güzel bir çok webcam. Güzel. Çok güzel bir webcam. Görüntün benim çok de çok iyiydi. Hoşuma gidiyor. Abi sadece benim burada bir monitör var. Burada dikey bir monitör var. Dikey monitörün üstüne koyduğunda yüksek bir açıdan evin her şeyini görebiliyorsun. Mutfaktaki airfryer'a kadar yani anladın mı? Çünkü hani mutfağın yanında buzdolabının üstünde kahve makinesi, fritöz, airfry, filtre kahve, Türk kahvesi makinesi, çaycı falan her şey böyle buzdolabının üstünde. Kedi de dahil. Yeşilin yeri de orası zaten. Nasıl gidiyor bu arada senin taşınma mevzun? Yani öyle bir hayalim vardı. Hayalim yok ya. Annem geliyor arada. Annem darlıyor beni sürekli. Haklı kadın. Ev bul, ev bul, ev bul. Kiralık bul. Tamam satsa almasak da kiralık bul. Almasan da kiralık bir tane bul falan. Ama abi ev yok. Bu arada ciddileşirsek hani şöyle. Yani bir şaka bir yana tabii. Hani sen gündüz buradasın. Hani yatmadan yatmaya ya, falan gidiyorsun. Ya bu arada benim evim benim için. Kediye üzülüyorum bu arada. Bir de iki edin onları. Evet ya bu arada ya gerçekten kediler evden dolayı mutsuz değil. Duman hiç mutsuz değil. Zaten onlar alıştı mı bu arada? Çok alıştılar. Evet. Bayağı alıştılar. Sadece Duman'da bir erkek üstünlüğü kurma çabası var. Olur ya. Abi sorun zaten şu. Dumanda bir problem yok. Scottish olduğu için zaten hayvan olabildiğince az hareket ediyor. Yani o kadar az hareket ediyor ki hani yanıma gelmeye üşeniyor. Ödül mamasını almaya üşeniyor. Evet. Yeşil tekir olduğu için asıl yeşilde o koşma arzusu, o gezme arzusu. Şimdi AirTag'li tasma aldım. AirTag alacağım, ona takacağım. Yeşili zaten arada salıyorum ben. Sitenin bahçesinde geziyor, geliyor. Sadece çok çocuk var sitenin bahçesinde. Yeşil de dışarıdayken ona müdahale edilmesi hiç hoşlanmıyor. Saldırır diye biraz korkuyorum. Çünkü normal saldıran bir kedi de değil yani. Dikişlik falan yapar küçük çocuklara, ona korkuyorum yani. O yüzden bu ara salmıyorum. Ev konusuna gelirsek evimin benim tek kötü özelliği şey tek doz avantajı tek cephe abi. Hani yatak odam salon birer tane camı var. Hani iki camı da açtığında hava sirkülasyonu yapacak bir yer yok. Dış kapıyı açman lazım apartmandan havalansın. Alıyor mu? Alıyor. Fırın gibi oluyor zaten eve gidince. Fırın gibi kanka bak bir şey söyleyeyim şu anda eve gideceğim mesela. Kanka gece 12'ye kadar falan ev sıcak. Kedileri bir odaya at o odayı havalandır. Bir de kedili ev harbiden zor yani. 1200 lira olmuş lan bir tane AirTag bu arada. Sen söyleyince yok AirTag almayacağım ben sadece öyle şey söyledim. Ortaya attım yani AirTag gibi bir şey alacağım yani. AirTag almam para vermem ona gidip yani. Salak saçma. Ben verdim. Ne için verdin? Ucuz. Ucuzken. Amerika'dan geldi. Aldım. Ucuzken alınırdı. Bu paraya 4 tane almıştım. Ne hala gelmiş bunun? Ne evet, ya bu? Evet. Normalde pek vardı. Evet. Teki 600 liraydı geçen sene. Ev konusuna gelirsek, bulma konusuna gelirsek ev yok. Gerçekten ev yok. Var birkaç tane ev şey yaptım ama benim muallakta olduğum konu şu. Çıkıyorum deyince çıkabiliyor muyum acaba evden? Bir sene olmadı mı? Haber verirsen çıkarsın. Diye çıkamazsın. Konuşursan çıkabiliyorsun değil mi? Yani bir sıkıntı olmuyor. Bir büyük ihtimal konuşacağım çünkü şeyden de çok darlandım abi. Okey evde girdiğinde benim bir düzenim var. Hani oyun oynadığım bir alan. L masa onun önünde oturma alanı falan. Ama abi İstanbul'da sitede oturmak sanki çok akıl kârı bir şey değil ya. Ben nefret ediyorum abi. Çünkü abi her yer çocuk ya. Hani okey tamam ben de çocuk oldum ama yani. Yok çocuktan değil benimkisi de. Yani nefret ediyorum ben de istemiyorum. Büyük bir kaos var evimin önünde. Camıma gelen futbol toplarımı ararsın. Benim camımın altındaki apartmanın yalıtım malzemesi böyle sıvası 10 tane top izi var böyle ve hepsi içine göçüyor. Hani anladın mı? Kanka geçen gün kanka oturuyorum. Yeni su basalar geliyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak oturuyorum böyle. Bir
tane bir şey var böyle. Figür var evde. Küçük bir figür. Çok sevdiğim de bir figür. Figürün kolu koptu. Onu yapıştırmaya çalışıyorum böyle. Hani bir yere böyle yapıştırıcı aldım. Onu kürdanla sürüyorum falan. Abi topu duvara bir vurdular. Güm etti. Hani sen zaten taşın oğlum. Ona kadar dayanıksız bir yemiş öyle. Normal vurmuyor ki çocuk yani. Normal vurmuyor zaten. Güm etti ve oğlum? Kanka nasıl hani yani? Buzdolabım var. O duvarın önünde. Buzdolabının üstündeki ürünler var. İşte kavanozlar falan var. İşte böyle çikolata mikolata falan. Onlar böyle birbirine vurdu. Ev böyle bir sallandı. Lan dedim ne oluyor hani, anladın mı? Ama hani zaten çıktım sonra baktım hani bir taşın. Ne yapıyorsunuz siz gibisinden. Güvenlik falan da kızıyor ama abi bir baktım duvarda bu kadar iz var yani, anladın mı şey. Sıvayı çökertmiş çocuk yani. İşte apartmana niye? Apartman zaten şey değil. Yani benim oyun oynadığım duvar yani masanın duvarı şey yani böyle karton hani. Şöyle yapsam içine çöker yani, anladın mı? Çünkü okey arası boş yalıtımdan dolayı falan ama bir yerden sonra olmuyor abi. Hele 15 bin lira kirayla hiç olmuyor yani. Kiracı olmak zor, ben az kaldı kurtuluyorum. Evet yani. Senin evini ne yapacaklar acaba? Bana versinler de. Yok şu anki evini. Ha çıktığım yeri mi? Sen ne kadar veriyorsun şu an kira? 11. Kaça verir orayı? 35'e falan. Anası. 2 artı 1 mi orası? 2 artı 1. Pamir'in odası da güzel ama büyük. O 35 ile bitmiyor biliyorsun daha. 30, 30, 60, 5, 5, 10, 70. Bir tane emlakçı 105 bin liraya senin evine çıkarım işte. Aydıktan bahsetmiyorum ben. Aidatı var bir de oranın. 3 bin. Ne 3'ü lan? Kaç? 5 bin lira. Ne diyorsun sen ya? Hayata bak. Hayatta yaşamam orada. Bu arada yani girmediğim havuzun parası, gitmediğim spor salonu. Bak bu konuda gerçekten o kadar şey düşündüm ki bir ara dükkan kiralayacaktım müdür yani. Böyle büyük bir dükkan, asma katlı, tamam mı? Kendim dizayn ederdim. Aslında güzel bir yaşantı. Dükkan, kocaman bir dükkan. Isıtma sorun birazcık. Hani bir aralar bir arkadaşım yaptı. Bir süreler mutluydu, sonradan da çıktı yani, anlamadım niye çıktı bilmiyorum. Ne bileyim böyle ev sıcaklığını mı hissedemez acaba? Benim de öyle bir ev sıcaklığı yok. Ya ama bir de dükkan da yok. O da var. Yok. Bir de o konuda hukuki bir süreç var mı acaba? Ben dükkanda. Var. Var değil mi? Ne yapıyorsun? Home office mi gösteriyorsun? Ya o şey onun bir ona emin değilim. Emin olmadan yanlış yönlendirmeyeyim de var tabii ki. Bir kere onların sayaçları bile farklı oluyor ya. Su kartlı oluyor falan. Tabii su kartlı olmasa bile işletme elektriği oluyor. İşletme mesela, suyu geliyor biraz falan. Biraz daha yüksek gelir faturaların. Yani ben ne kadar yüksek bir fatura şey yapabilirim ki? Biliyorsun sen ne kadar yapabilirsin fark etmez ama ülkede geçirmasyon bir durum olduğu tabii için. Canım. Bak ben bu evden çıkacağımı belirttim. Bana bir anda Temmuz ayında 754 lira doğalgaz faturası geldi. Anasını lan öyle. 754 site kesiyor bunu. Çünkü doğalgaz faturası. Merkezi gibi. Pay ölçer var sitede yok mu? Var. Öyle o tarz binalar otel şey gibi abi. Gelmiştin işte gördün evet. Evet gördüm. Hiçbir yerde sayaç kutu hiçbir şey gördün mü? Hayır. Hadi bul. Benim evde bir kere sigortam attı. 2,5 saat ben teknisyen aradım. Gece 2'de attı çünkü. Oo sıkıntı. Yani hayal et. Yani neye itiraz edeceğim mesela şu anda? Kullanmışsınız diyor. Benim de mesela evim site. Bir de havuzu ısıtıyorlarmış. Havuzu ısıtıyorlarmış. Ortak alandan da alıyor. Ya. Havuzu ısıtıp aidattan almıyorlar, sizden mi alıyorlar? Aha. Ne diyorsun ya? Bu arada benim evime geldin, benim evim de site. Ama hiç sitenin S'si değil ama. Bir tek çöpüm toplanıyor. 2 hafta önce annem geldi. Televizyon getirdik bana. İşte Suruk'taydım. Televizyon değiştirdim evdeki. Kardeşim televizyon istiyordu. Dedim anne ben Rüzgar'a kendi televizyonumu vereyim evdeki. Benim küçük zaten. Onu Rüzgar'a verdim. Odasına Xbox için kuracakmış falan. Onu getirdim. Abi otoparka girdim. Bizim otoparka arabayı park edemedim. Manevra yapmaya yer yok. Yani manevra yapılmıyor otopark. Yok bizimki öyle diye bak. Seninki otopark güzel de sadece şey. Sadece pis. Pis evet. Pis de değil toz var sadece yani. Yani pislik inşaat yok. Tozları, i̇nşaat tozu var. İşte, evet. Ve otoparkta malzemeleri indirdim. Eve çıkmak için asansörü yükledim. İşte İrem'le çıktık. Ben geri indim. Arabayı dışarı park ettim. Çünkü arabayı dışarı park etmek benim için daha az efor sarf etmek yani. Abi o kadar çok manevra yapıyorsun ki git gel git gel. Yani 3-4 santim hepsi. Neden? Mecbur. Çünkü otopark gerçekten şöyle iki araba alıyor ya. Şuradan bir tane araba sadece böyle. Uzaklaşma. Şöyle gider bak. Şöyle. Aha. Şu bir de buraya bir araba. Hani buradan buraya giremem. Çünkü önüm bu arabaya vuruyor. Anladın mı? Yani çok saçma bir otopark düzeninde var. Mesela motor. Biz 7 tane 7-8 motor falanız şeyde sitede. Bir tane abi en son beni işte kapıcı vuruyor. Şey telefonumu çalıyor. İşte Deniz Bey aşağı iner misiniz? Motorunuzu çekmeniz gerekiyor falan. Tamam dedim abi iniyorum. İndi. Bir tane abi böyle Adventure bir motoru var böyle. Modeli Adventure galiba böyle. Güzel bir motor. Kardeşim dedi kusura bakma senin evinden kaldırdık falan. Ne oldu abi dedi. Motor dedi biraz çeksin oraya gireyim ben dedi. Yerinde dedi. Bir tane dedi. Araba park edecek yere de böyle zincirlerle çevirip dedi bize alan yapamıyorlar dedi. Düşündüğünde biz 7 motoruz. Yani biz 7 daireyiz abi. Evet. Anladın mı? Bize bir tane araba yeri ayırabilirsin değil mi? Hani geri zekalı değilsen bunu yaparsın. Sizinkine yapmışlar bak. Sevdim o konuyu. Yaparsın. Çünkü motoru ben arabalarının yanlarına koyuyorum. Bu sefer adam bana gelip diyor ki benim arabamın yanına motorunu koyma ben manevra yapamıyorum. Nereye koyayım? Benle birlikte eve mi çıksın motor, anladın mı yani? En müsait yer neresi falan. Herkes artık bir yer belirledi kendini oraya bırakıyor falan. Hani bazen o yerlere 4 tane motor oluyor falan, kimse geçemiyor. Böyle saçma saçma şeyler. Bir de benden 1000 lira aidat alıyorlar. Asansör ücreti falan. Bir dahaki yayına kaç sene sonra gelmeyi planlıyorsun? Öyle bir şey yok. Bir dahaki yayına haftaya buradayım.
Hadi bakalım. Haftaya bir şey diyeyim mi? Bak buradayım. Net. Hadi bakalım. Bak müsait olup radyoda boş durduğum anda buradayım. Bir şey diyecektin de demeyeceğim. Dedi. Demeyeceğim yok. Neden? Yani kesmek zorunda kalacağım. Anladım ki gelip bence bu kadar kalabalık son gelmiş. Bak benim sonum gelmiş. Çok ciddileşmeye başladı çünkü artık o yüzden. Neyse varsa Üsküdar, Beylerbeyi, Çengelköy, Ümraniye'nin nezih yerleri. Beykoz Kavacık. Beykoz Kavacık belki. Beykoz uzak kalır ama ya. Varsa böyle 20, 21, 22, 23. Bedava. Bedavaysa of. Dükkan da olur. Atın onları. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ali'cim sana çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Her zaman. Özel bir şey olmadığı için sana kamera koyamadık. Sıkıntı yok. Gerek yok. Gitmeden koyarız ya. Gitmeden alırız ya onu belki konuk. İsterse tabii ki kendisine. Onu düşünsün. Tabii alabilir, gelir. Eğlenceli olabilir. Bize Amsterdam'da yaşamı anlatır. Olur. Tabii ki. Çok iyi olur. Haftaya olur o zaman. Tartışırız. Gelirsiniz bir ara. Ağırlarım. Haftaya güzel olur o zaman. Bak sen bu cümleyi çok kullanıyorsun. Gerçekten. Benden yana bir sıkıntın olmaz da. Biliyorum. Bülent abinin Bülent abinin gerçekten geleceğini düşünüyorum bu arada. Bir gün kapımı çalacak, gelecek gerçekten. Tanıtıma koymazsam ümit. Yani beklerim ben. Gelebilir. Bodrum, Amsterdam, İstanbul. Ne, yani neredeyiz? Her neredeyse yani. Gel sen bir tanesin. O zaman haftaya Amsterdam konuşuyoruz abi. Haftaya konu Amsterdam. Direkt konu Amsterdam yani. Tamamdır. Okey. Olur. Anlaştık. O zaman ben de gittim, hem rahat konuşuruz. Sen gittin mi? Ben... gittim. Tamam abi. Süper. Biz aramızda konuşuruz. Tamamdır. Ben çıkayım o zaman. Haftaya görüşürüz. Hep o bana yükleniyordu biliyorsunuz. 3 hafta yoktu, o yüzden yüklendim. Kendinizi seviyorum. Yüklendi işte. Yersen. Ben her gün Amsterdam'dayım ya. Kapı önü sohbetleri bitti.